Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde materyal dizayn'daki animasyonlar konusuna devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki derste ripple efektin ne olduğundan, custom ripple efektin nasıl oluşturulduğundan ve bunun iki çeşit olduğundan bahsetmiştik. Bir tanesi border'dı. İlgili elemanın view üyesinin sadece sınırları içerisinde uygulanan bir efekt. Bir de sınırsız without border dediğimiz çeşidi vardı. Gördüğünüz gibi bu da ilgili view'un alanından taşıp şöyle kullanıcıya geri bir touch feedback döndüren bir efekti. Daha sonra bunların custom'larını yaptık. Ve daha sonra işte explode efektinden tıklıyoruz. Böyle patlama efektiyle ekrana geliyor. Daha sonra slide efektinden ve de fade efektinden bahsettik. Şimdi burada belki dikkatini çeken arkadaşlar olmuştur. Bizim buradaki bu MainActivity biz ne yapıyor arkadaşlar? Sürekli olarak sabit bir şekilde kalıyor. Biz buna bazı animasyonlar ekleyebiliriz. Mesela explode Java butonuna tıkladım. Evet, bu çok güzel bir şekilde ekrana geliyor. Ama şöyle geriye bastığımda mesela bunun da bir efektle görünmesini sağlayabiliriz. Bunu yapmak için MainActivity sınıfına geldim. Şuraya get window dedikten sonra set re-enter transition deyip siz buna bir efekt yollarsanız bu MainActivity'ye tekrar giriş yapıldığında bu efekt uygulanacaktır. Mesela biz buna slide efektini uygulayalım. Bunu nasıl yapıyorduk? Slide new dedikten sonra daha sonra buna parametreler geçiyorduk. Mesela nereden geleceği, Gravity.Left diyeyim, soldan gelsin. Daha sonra da buna mesela bir set duration atayalım. Şöyle 1 saniyede bu gelsin. Siz eğer buradaki set re-enter transition'a buradaki oluşturduğunuz bu slide'ı gönderirseniz ne zaman ki MainActivity'ye bir yerden geri döndüğünüzde buradaki efekt uygulanacak. Şöyle uygulamalı olarak görelim. Explode Java'ya tıkladım. Buraya geldim. Şimdi ben buradan geriye bastığımda ne yapıyorum aslında? MainActivity'ye yeniden bir giriş, yani re-enter yapıyorum. Şöyle bastığımda gördüğünüz gibi şurada tanımladığım efekt benim MainActivity'me uygulandı. Ama burada da şöyle bir sorun göze çarpıyor olabilir hemen. Şimdi mesela bu buraya geldi. Buna tıkladığımda bunun efektiyle şu birbirine karışıyor. Mesela şunu isteyebilirsiniz. Bir efekt bittikten sonra diğeri uygulansın. Bunu yapmak için de yine buraya gelip get window dedikten sonra set allow derseniz şurada iki tane metodumuz var. Bir tanesi return transition overlap, bir tanesi de enter. Biz burada ne yapıyoruz? Return yapıyoruz. Bunu eğer siz false seçerseniz ne olacaktır? Bir efekt bittikten sonra diğeri başlasın. Normalde true'dur. Siz bunu false yaparsanız, yani burada overlap dediği üst üste binmesi, çakışması anlamına geliyor. Buna izin verilmiş, yani set allow diyor. İzin verilme, izin verme diyoruz biz false diyerek buna. Bunu yaptığımızda ne olacak? Geri gelen o transition, o geçiş efektini bekleyecek. Daha sonra bu uygulanacak. Hemen bir denemesini yapalım. Şimdi mesela bunu tıkladım. Explode geldi. Şimdi beklediğim önce explode animasyonu uygulansın ve sonra da MainActivity'nin animasyonu uygulansın. Ve şu an ne yapmış olduk aslında? İsteğimizi başarılı bir şekilde yapmış olduk. Peki şöyle bir şey isteyebilir misiniz? Mesela buna bastığımda yeni bir activity açılacak. Evet. Ama ne olacak aslında? MainActivity'de kaybolması. MainActivity diye bir çıkış efekti. Yani bu yeniden giriş efektiydi. Bir de buna mesela bir çıkış efekti tanımlayalım. Get window.set enter'ı gördük. Exit transition diyoruz. Bunun için de mesela şuradaki slide'ın aynısını tabii ki de verebiliriz. Ama farklılık olması için ben buna slide 2 diyorum. Bunun süresini şöyle 3 saniye yapalım ve bu da sağdan çıksın. Hani diğerinden farkını görmek için. Daha sonra burada oluşturduğum slide'ı, slide nesnesini buraya yolluyorum. Şimdi bunun testini bir yapalım. Ne demiş olduk? MainActivity'den çıkıldığında, yani yeni bir aktiviteye gidilirken aslında ne yapılıyor orada? MainActivity'den çıkılıyor. Buradaki slide 2'nin gerçekleştirilmesini sağlamak istiyoruz. Şuna tıkladığımda mesela gördüğünüz gibi burada da yine bir Efektler üst üste bindiği için biz aslında bunu tam olarak göremedik. Bir daha bir bakalım. Bir de bu emülatörde bazen böyle beyaz ekrana düşürüyor. Şimdi o zaman demin de belki görmüşsünüzdür. Efektler yine üst üste bindi. Burada da işte set exit transition'dan sonra yeni transition gelmesini istiyorsanız bu yeni transition nereden geliyor aslında? Benim activity 2'imden geliyor. Buraya gelip get window nokta set allow enter transition'a ne yapmamız lazım? False geçmemiz lazım. Yani yeni gelen transition'ın, yani giriş yapılan transition'ın üst üste binsin mi? Hayır diyoruz. Şimdi tıkladığımızda her şeyin düzgün bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Deminki efektler üst üste bindiğinden belki de benim emülatörüm beyaz ekrana düşüyor. Birkaç kere başıma geldi. Şimdi explode Java'yı tıkladım. Gördüğünüz gibi MainActivity'den çıkılıyor ve de explode Java uygulanıyor. Tam tersinde de explode Java'dan çıkılıyor, MainActivity geliyor. Umarım anlaşılmıştır. Şunu da mesela 3 saniye değil de yine 1 saniye yaparsak çok yumuşak geçişlere sahip bir uygulamamız olur. Bir daha bir çalıştıralım, testini yapalım. Explode Java'ya tıkladım. Gördüğünüz gibi MainActivity 1 saniye içinde kayboldu ve explode animasyon uygulandı. Kaybolurken de bu sefer soldan girdi. Slide Java'ya bakalım. Hepsinde gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet, bu derste overlap yani işte efektlerin çakışması, üst üste binmesi olayını nasıl engelleriz, onun çözümünü gördük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu derslerden keyif almışsınızdır ve bunları uygulamanızda kullanarak başarılı, güzel geçişler sağlarsınız. Kullanıcı dostu uygulamalar yaparsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.